Selamlar, ben Yakın Kampüs'ten Rumet Şahin. Hepiniz yeni bir SketchUp dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde SketchUp'un arayüzünden ve temel çalışma mantığından bahsedeceğim. Kısa bir ders olacak. Şimdi SketchUp'u ilk defa açtığınızda karşınıza böyle bir template ekranı çıkacak. Bu template ekranında burada çeşitli template'ler var. Örneğin inç ile çalışmak istiyorsak inç'i içeren bir template var. Milimetre ile metre ile ya da santimetre ile çalışmak istiyorsak bunlara yönelik template'ler var. Ben architectural santimetreyi seçerek, santimetre seçerek başlıyorum. Şimdi SketchUp açıldı. Sizde de muhtemelen böyle bir ekran açılacak. Burada neler var ondan bahsedelim. İlk başta bizim SketchUp insanımızdan bahsetmek istiyorum. Üzerine tıkladığımız anda entity info'da bunun adının Laura olduğunu görüyorum. Farklı bir versiyon kullanıyorsanız ben SketchUp 2020 kullanıyorum. Her versiyonda SketchUp'ı tasarlayan ekipten Birini bu şekilde koyuyorlar. Eğlenceli de oluyor, keyifli de oluyor aslında. Onun boyuna ve fiziksel özelliklerine benzer bir biçimde koyuyorlar. Yaklaşık 1.67 boyundaymış. E bu bizim modelde ölçeği daha iyi algılamamızı yarayan insanımız. Sil edebiliriz, kal edebilir. Ama 3 boyutlu modellerde kenarda bir insan ölçeğini görürsek, o model hakkında yani referans alabileceğimiz bir şey olursa, model hakkında daha iyi fikir sahibi oluruz. SketchUp'ın temel arayüzü şöyle, üstte bizim bir Ribbon menümüz var, şerit menümüz var. Burada temel komutlarımız yer alıyor, İşte kalem aracı, silgi aracı, hızlı çizim araçlarımız, çeşitli geometrik şekillere sahip hızlı bir şekilde çizmemize yarayan araçlar mevcut, arka aracımız var. SketchUp'ın en önemli komutlarından biri Push and Pull, üzerine gelip bekleyince isimleri çıkıyor. Offset, Move vesaire gibi Modify komutlarımız da mevcut. Yine SketchUp için önemli olan 3D Warehouse mevcut ve Extension Warehouse. 3D Warehouse ile objeleri dahil edebiliyoruz. Sahneleri, objeleri. Extension Warehouse ile de yeni komutlar yeni uzantılar, yeni pluginler, yeni eklentiler dahil edebiliyoruz SketchUp'a. Sağda da benim çeşitli araçlarımın yer aldığı bir panel mevcut. Üstte de benim menülerim var. İşte Window'la, Help'le ya da File'la bunlar klasik tüm programlarda olan başlıklar. Bir tanesini değinmek gerekirse File'da New diyerek yeni bir dosya açıyoruz. Open diyerek bir daha önce çalıştığımız dosyayı dahil ediyoruz. Save deyip kaydediyoruz. Save as deyip farklı kaydediyoruz gibi çeşitli araçlarımız var. Hemen hemen hepsine uygulamalarıyla birlikte değineceğiz zaten. Bir diğer bahsetmek istediğim konu SketchUp'ın çalışma mantığı. SketchUp koordinat temelli bir program. Birçok programda koordinat sistemi var. Örneğin AutoCAD'de, Revit'te, Max'te. Ama SketchUp'ta bu biraz daha önem arz ediyor. Yani modellerken daha çok referans alıyoruz koordinatlardan. Ne demek istiyorum? kırmızı X eksenimizi temsil ediyor. Renkler de burada çok önemli. Yeşil Y eksenimizi temsil ediyor ve mavi de Z eksenimizi temsil ediyor. Örneğin ben Laura'yı taşımak istersem şu an ne yaptığımın hiçbir önemi yok. E, taşıma komutu da dahil olmak üzere birçok komutu detaylı bir şekilde ele alacağız. Örneğin ben Laura'yı Y ekseninde hareket ettirmek istiyorsam bu hizayı bozmadan aksımı hareket ettirirken aksımın yeşil eksende kalmasına dikkat etmeliyim. Ya da bu tarafta hizayı bozmadan hareket ettirmek istersem kırmızı eksende şu an kırmızı aks üzerinde olduğunu söylüyor. Kırmızı eksende hareket ettirmek zorundayım ya da yukarı kaldırmak istersem sadece yukarı aşağı hareket etsin istiyorsam da mavi aks üzerinde mavi eksen üzerinde e, mouse'umu tutmak zorundayım yoksa daha uzağa gider. Başka şeylerle karşılaşabiliriz. Yani bu X, Y, Z mantığını oturtmamız aslında çok önemli. SketchUp için en önemli konunun bu olduğunu söyleyebilirim aslında. Lumion dersimizde Lumion için en önemli konunun kontroller olduğunu söylemiştim. Sketchup'ta da aslında bu koordinat sistemi en önemli konu. Bunu kafamızda oturtursak çok rahat ederiz. Temel kontrollerden bahsederek yavaş yavaş SketchUp'a girelim isterseniz. Dediğim gibi şu anda çizdiğimin hiçbir önemi yok. Sadece uygulama yapmak için hızlıca bir e, box çizdim, bir kutu çizdim. Şimdi bu kutunun etrafında dönmek istiyorsam mouse'un orta tekerleğine basılı tutup ve mouse'umu hareket ettirdiğimde orbit dediğimiz işlemi yaparak hareket edebiliyoruz. Etrafında dönebiliyoruz. Bakın orta tekerleğe basıp basıp döndürüyorum ben şu an. Bunu siz de yapın lütfen. Siz de Laura'nın etrafında dönebilirsiniz. Gelip bu şekilde... Orbit dediğimiz işlemi yapabiliyoruz. SketchUp insanın bir diğer özelliği de e, nereye gidersem gideyim sürekli bana bakıyor olması. Bu iki boyutlu bir insan. Orbit işlemiyle yani mouse'un orta tekerleğine basılı tutup etrafında dönebiliyorum. Bir diğer önemli olan kontrolüm de şu. Orta tekerleğe basarken Shift tuşuna basarsam da ekseni kaydırabiliyorum. Yani sayfayı kaydırabiliyorum diyebilirim aslında. Benim bir çalışma alanım var, bir çalışma düzenim var. Orta tekerleğe ve Shift tuşuna klavyede sol altta yer alan kontrol tuşunun hemen üstünde yer alıyor Shift tuşu. Ve böylece çalışma ekranımı kaydırabiliyorum. Biz bu işlemede pan diyoruz. Yani orbit ve pan temel kontrol araçlarımız. Bir de kontrol tuşuna basıp orbit işlemini mouse'un orta tekerleğine basarsam da eksenleri çevirebiliyorum. Bunu çok tavsiye etmiyoruz aslında duruma göre kullandığımız bir şey. Tekrar kontrole basıp mouse'un orta tekerleğine basarsanız da düzelir. Bütün bunların hepsini tekrar ediyorum. Bakın mouse'un orta tekerleğine basılı tutup bu şekilde kaydırırsam dönebiliyorum objenin etrafında. Mouse'un orta tekerleğine basılı tutarken shift tuşuna da basarsam pan dediğimiz işlemi çalışma düzlemimizi kaydırma işlemini yapıyoruz. Ve kontrole de basarsak orta tekerleğe basarken böylece bütün eksenleri karıştırmış oluyoruz. Bunu düzeltmek için de kontrole bir kere basıp çekip mouse'un orta tekerleğini hareket ettiriyorum, tıklıyorum ve böylece düzelmiş oluyor. Bunu bir deneyin lütfen çünkü e, kontroller bizim temel araçlarımız, olmazsa olmazlarımız. Diğer bahsetmek istediğim konu seçim işlemleri. Şimdi bizim diğer programlardan da belki aşinasınızdır ama e, neredeyse çoğu programda olan, AutoCAD'de, Max'de ve Revit'te yer alan, SketchUp'ta da olan seçim aracımız var. Şimdi bu nasıl çalışır? Üstteki menüden Select seçiliyken gelip herhangi bir boşluğa tıklayıp basılı tutup sol klikle mouse'un sol tuşuyla sola doğru çekersem bakın kesik kesik bir pencere açılıyor. Biz bu pencereyi kesme penceresi diyoruz. Yani benim bu kesme pencerem değdiği her yeri seçer. Bakın bu çizgiye değdi ve bu yüzeye değdi. Üsttekine de değdi ve bu çizgiye de değdi. Şu an değdiği bütün çizgileri ve yüzeyleri seçime dahil etti. Buradaki yüzeyi seçmedi çünkü buna hiç temas etmedi bu pencere. Ama gelip böyle ufak da olsa değersem o yüzeyi de seçmiş olur. Boş bir yere tıklayıp seçim işlemini iptal edebilirim. Bunu tekrar yapıyorum. Boş bir yere tıkladım mouse'u sola çekiyorum ve bu pencerenin değdiği her yer seçime dahil olmuş oluyor. Biz buna kesme penceresi diyoruz. Bir de mouse'u soldan sağa çektiğimiz bir penceremiz var. Bakın bu kesik kesik değil. Bu da kapsama penceresi. Bakın buna geldim değdim seçmedi. Çünkü bu seçim aracımda da kapsaması gerekiyor. Sol klikle bastım çekiyorum, sürüklüyorum ve bu çizgiyi kapsasın istiyorum. Bu çizgiyi pencerenin içine aldığım anda çizgi artık seçime dahil oldu. Bir de bu yüzeyi de kapsamak istiyorum şu çizgilerle beraber. Sol kliğe bastım. Kapsama penceremle buradaki çizgileri ve yüzeyi kapsadığım anda seçime dahil eder. Yani benim kesme ve kapsama pencerem bu şekildeydi. Bu derste şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. İlerleyen derslerde hepsini tekrar ederek tekrar yapacağız zaten. Toparlamak gerekirse bu derste SketchUp'un arayüzünden bahsettik. Üstteki Ribbon menüden, Şerit menüden bahsettik. Genel olarak önemli komutların burada yer aldığını ve sağda da bir panelim olduğundan bahsettim. Template'den bahsettik. Bunun dışında SketchUp'un koordinat sistemiyle çalıştığından bahsettik. Kırmızının X eksenini, X aksını, yeşilin Y eksenini, Y aksını, mavinin de Y eksi, Z ekseninin, Z aksını temsil ettiğinden bahsettik. Seçim araçlarımıza değindik. Sağdan sola çekerken bunun kesme penceresi olduğunu, bu pencerenin temas ettiği her yeri seçim işlemine dahil edeceğinden bahsettik. Soldan sağa çekerken de bunun kapsama penceresi olduğunu, kapsama penceresinin içine giren, tamamen giren her şeyi seçime dahil edeceğine değindik. Ve kontrollere değindik. Mouse'un orta tekerleğiyle dönebileceğimden, orta tekerleğe basıp shift'e basarsam da çalışma düzlemimi kaydırabileceğimden bahsettik. Bu derste bahsedeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Eğer videoyu faydalı bulduysanız like butonuna basın lütfen. Her türlü soru, görüş ve öneriniz için yorum kısmında yorum bırakabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.